İl Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tarihteki şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos'u milletçe idrak etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, tarihi üstün başarılarla dolu olan Türk milletinin övünç kaynağı olan 30 Ağustos Zaferi, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin esaret altına alınamayacağının ispatıdır diye konuştu. Tok, 30 Ağustos zaferi ve ruhuyla, tuzaklarla dolu engelleri aklımızla, ferasetimizle, faziletle bereketlenmiş kalplerimizle birer birer aşacağız dedi. Atakum Belediye Başkanı İsa Aktaşçı ise yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelere karşı Türk milletinin tıpkı 30 Ağustos Zaferi'nde olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde reaksiyon gösterdiğini söyledi. Başkan Taşçı, Türk milleti atalarına, dedelerine layık bir millet olduğunu yakın zamanda bir kez daha gösterdi. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece dostun güvendiği, düşmanın korku duyduğu bir ülke olmaya devam edeceğiz dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönüm nedeniyle bir mesaj yayımlayan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milleti için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda kaderini kendi elleriyle çözdüğünü ve kayıtsız şartsız egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyleyen Başkan Genç, Aziz milletimizin en önemli değerlerinden olan özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği, Mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 94. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Türk milleti ve ordumuz 30 Ağustos zaferiyle her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiştir. Bugün de milletimiz birlik ve beraberliğiyle tüm zorlukların üstesinden gelmektedir dedi. Tekke Köy Belediye Başkanı Hasan Togar da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönüm dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Togar mesajında her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan, milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı milletimiz, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman korumuş ve koruyacaktır. 94. yılını kutladığımız bu zafer vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılık toprağın nasıl müdafaa edebileceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa tüm dünyaya göstermiştir dedi. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının bu zaferlerle tescillendiğini kaydetti. Başkan Topaloğlu şu ifadeleri kullandı. Büyük taarruz 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanmıştır. Türk milleti böylece Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu zaferle kurulan ve milletimizin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, batını ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacaktır. Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar da yayınladığı mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Uyar mesajında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan yüce milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü tüm dünyaya gösteren şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 94. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 30 Ağustos destanı istiklal mücadelemizin dünyaya emsal bir zaferle taçlandığı gündür. Bu eşsiz zaferin ardında yokluk ve imkansızlıklar içinde bulunan Aziz milletimizin bağımsızlık aşkı, kahraman ordumuzun fedakarlığı vardır. Bize miras bırakılan bu aziz vatanın bekası ve selameti için bugünün önemini idrak etmek zorundayız ifadelerini kullandı. Ledik Belediye Başkanı Selim Özbalcı yayınladığı mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Özbalcı, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 94. yılını kutluyoruz dedi. Özbalcı mesajına şöyle devam etti. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği mücadelede büyük zafer kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönüm nedeniyle mesaj yayınlayan isimler arasında mesajında 30 Ağustos Zafer'inin Türk milletine kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelediğini vurgulayan Başkan Kul, bağımsızlığı uğruna kanının son damlasına kadar gözünü kırpmadan vatanını savunan Türk milleti şanlı bir zaferle destan yazmıştır. Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor. Atalarımızın şahsında vatanımız için bir an bile düşünmeden şadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler vermesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum dedi.